Merhaba iyi haftalar. E, TRG günlük grafik TRGO'nun önce söyleyeyim mi bakın biz bunu e, yukarıda 4.40 aşağıda e, 3 civarındaki Hatta 3'e de tam gelemiyordu her zaman da. E, bir dibi var. Haziran'da yaptığı bir dip var. 2.86 onun dışında pek gelemiyordu. 3.20 civarlarında alıyorlardı bunu. 4'e e, veya 4'ün biraz üstünde satıyorlardı. Öyle takip ettik çok uzun bir süre. Tabii e, 2.80 temasından beri aslında yukarı bir türkü tutturdu. Yani majör bir trendi var yukarı doğru giden. Yani şu kırmızı bir kere majör bir trend. Bu takip edilebilir onu söyleyeyim. Bu 4 lirada kırılıyor. Aşağı yukarı 4 liranın altına gelirse bir kırılım oluyor bu majör trendde. E ne zaman bu kırmızıya doğru atak yapsa aşağı yönlü hareketler olsa burada alım fırsatı olarak piyasa okudu TRG ye. Önce onu söyleyeyim yani en dip bakılacak alan burası. En son video yaptığımda da şu alandaydı. Bakın bu mum dizisini böyle dümdüz yukarıda veya aşağıda gördüğünüz zaman aşağıda genellikle alım e, ifadesidir. Yukarıda bir satış yaklaştı diye söyler. Yani her zaman böyle olmayabilir. Tekrar yukarı momentum artabilir bir haberle şununla bunda. Ama bu kafa düzleşiyorsa buna dikkat etmek lazım bu mum dizisine kısa vade için. Ben videoyu yaptıktan sonra olan uzadı. Orada 8 ortalamanın kırıldı. Tabi dolar aşağı gitti. O da dayanamadı. Tekrar kırmızıya değmiş oldu. Ama diğer başka diğer senetlerden bir farkı var. Yani biz pek çok senetten farkı şu TRG10. 3.80 temasından sonra yeni bir tepe yaptı o. Yeni bir kapanış yaptı. Bakın 5 liraya. Yani istekli bir piyasa devam etti burada. bu piyasa şu anda tabii tekrar bir satış aşamasına geçmiş konumda kısa vade için. 464, 8 ortalama, bakın kırılmış. Burada 8 ortalamanın üstünde geliyor, 5'e kadar kırılıyor, bir miktar tabi momentum kaybı söz konusu. Önümüzdeki hafta 448'e bakılır, 20 ortalama kopmaya başlarsa, 440 ara bir destek aklınızda dursun, yani unutmayın 440. Ya. Ara bir destek olma potansiyeli var 440. 448, 440 ve 424 olarak bundan sonra eğer bir aşağı yönlü hareket devam ederse bu destekler takip edilir. Tabi bir, bir düzeltme olur buradan. Hani biraz sert bir hareket de bu. Gerçi çok satıcılı sert bir hareket oldu ama bir düzeltme olarak kalırsa 448 üstünde bundan sonraki atakta mutlaka 5 liranın üstüne kapanış görmeliyiz arkadaşlar. 5 liranın üstüne kapatıyorsa problem yok. Demek ki ee, geldi hani Şuradaki gibi geldi düzeltti geldi düzeltti bir daha geldi değil mi 5 beş, 5'in üstüne kapanış alsak bir da verim olabilir orada yukarı yönlü e, bir hareket daha sonra tabii arkasından düzeltme gelebilir o ayrı bir konu ve 5 e, liranın üstünde tabii 5.46 da var bu bizim majör direncimiz yani pandemi çıkışında buna değmişti ki ben hatırlıyorum yani çok e, Pek de tahmin edilmeyecek gibi geldi. Yani yalan söylemeyeyim. Kimsenin tahmin etmediği şekilde Mart'tan 20 Mart'tan e, Temmuz'a kadar müthiş bir performans ortaya koymuştu. Oradan sonra bir daha da göremedi o fiyatlamaları. Dolayısıyla 5 liranın üstünde aranır. Yani bir kapanış gelirse artık piyasa 5.46'yı arayabilir diye düşünüyorum. Hacimler çok istekli değil onu da söyleyeyim. Öyle çok büyük hacimlerle yapmıyor yapacağını. E, ama bir demek ki piyasa var. E, o piyasada çok ucuza satmak istemiyor. Yani bu, bu etki o satışın az olmasının etkisi e, yukarı götürmeye yetiyor demek ki TRG ye. 55 RSI kendi ortalamasının altına kesmiş. E, şurada aralıkta kesmiş en son bir de. Puantaj olarak baktığınız zaman kötü demezsiniz ama tabii e, şey değil. E, yani kendi ortalamasının altına girmesi çok benim sevdiğim bir şey değil. Kendi adıma konuşayım en azından. Mak diye baktığınız zaman o da Henüz negatif değil e, ama özellikle 4.40'lar kopmaya başlarsa burada bir sat kesişim de gelebilir. Yani bir destekle e, takip etmek lazım bu kısımları. Herkese iyi haftalar.